O halde şimdi de mesela şu şekilde bir örnek verelim. Diyelim ki bir musluk bir saatte 9 litre su akıtsın. Hemen yazalım. Bir musluk bir saatte 9 litre su akıtsın. Akıtsın. Pekala. Saat başına akıttığı su miktarının oranını yazarsak eğer biz kaç saatte su akıtıyor? Bir saatte akıtıyor. Ne kadar kaç litre su akıtıyor? 9 litre su akıtıyor. O zaman bizim oranımız 1 bölü 9'a mı eşit gelecektir? Evet, 1 bölü 9 olacaktır. Pekala, bir saatte 9 litre su akıtıyorsa 3 saatte kaç litre su akıtır? Ne yapıyorduk? 3 katıysa 9'da da 3'ü çarptığımızda 27 litre demek ki su akıttığını öğrenebiliriz. Ki aynı şekilde ne yapabiliriz? Bunun oranını görebilmemiz için neydi ilk baştaki oranımız? 1 bölü 9. Aynı şekilde oranı herhangi bir sayıyla genişlettiğimde veya sadeleştirdiğimde bu oran değişmediğine göre o halde saat başına gene akıtan su miktarını yaptığımda oranını hesapladığımda 3 saatte demek ki 27 litre su akıttığında bu bize bir orantıyı oluşturacaktır. Nasıl olduğuna tekrar bir bakalım. Biraz önceki örneklerde yaptığımız gibi 3 bölü 27 sadeleştirdiğim zaman 3'e bölünür. 1, 27, 3'e bölünür 9. Tamam, 1 bölü 9'a eşit midir? Evet, eşittir. O halde bu da bize orantıyı oluşturmaktaydı. Pekala, orantıda yapabileceğimiz birkaç tane işlem var. Orantıda İçler ve dışlar çarpımı her zaman birbirine eşittir. Örneğin ne dedik? 1 bölü 9 ile 3 bölü 27 bir orantı oluşturur dedik. Hemen sağlamasını da şu şekilde göstermiştik birinci yol olarak. İkinci yolda da şu şekilde yapabiliriz. İçler dışlar çarpımları birbirine eşittir. Yani şu şekilde karşılıklı çarpımların birbirine eşit olması gerekmektedir. Bakalım. 1 çarpı 27 eşittir. 3 çarpı 9 mudur acaba? 3 çarpı 9. 27 kere 1, 27. 9 kere 3, 27. Tamam, bu eşitlik sağlanıyor. O halde bu bize bir orantıyı oluşturmaktaydı. Demek ki ne yazabiliriz? İçler ve bir orantıda içler dışlar çarpımı birbirine eşittir. Bir orantıda İçler dışlar çarpımı birbirine nedir dedik? Eşittir. Birbirine eşittir. Gene bunu başka örneklerle gösterirsek eğer, hemen silelim tahtamızı. Ne diyelim bu sefer de? 5 kitap. Gene örneğimizi yazalım. 5 kitap 15 lira olsun. 20 kitabın fiyatına bakalım. 20 kitap ne kadardır? Şimdi normalde nasıl yapıyorduk biz? 5 kitap eğer 15 TL ise 10 kitap ne kadardır? 2 katıdır dedik. 2 katı ise eğer demek ki 30 TL olacaktır. 10 kitap 30 TL ise 20 kitap ne kadardır? Bakın 2 katı, o zaman 30'un 2 katı normalde 60 TL olacaktır. Yani biz bu sorunun cevabını ilk baştaki geçen senelerden kalan bilgilerle bu şekilde yapıyorduk. Tamam. Pekala, şimdi oran orantıyı kullanarak nasıl yapabiliriz? 5 kitap 15 TL ise kitabın fiyatına olan oranını hesaplarsak 5 kitap 15 TL'ymiş. Yani benim oranım 5 bölü 15 midir? Evet, 5 bölü 15'tir. Tamam. Karşılıklı olarak hangi cinsten yazılmışsa karşılarını aynı cinsleri yazmam gerekiyor orantıda. Kitabı eğer pay kısmına yazdıysam gene kitabı pay kısmına yazacağım. Şimdi 20 kitabın bana ne kadar olduğunu soruyor ve ben bunu x dedim. Normalde cebirsel ifadelerde görmüştük.
bizden isteneni veya bilmediğimiz şeyleri belirli sembollerle gösteriyorduk ve ben de bu sefer bu sembolü x olarak belirledim. Şimdi bakalım ne dedik oran orantıda? Bir orantıda içler dışlar çarpımı birbirine eşittir. Eğer bize bir orantı verilmişse ve herhangi birindeki, herhangi bir tarafındaki sayı isteniyorsa biz hemen ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Tamam, 5 ile herhangi bir sayının çarpımı ne olacak? 5x eşittir 15 çarpı 20. 15 çarpı 20. Ne geldi buradan? 5x eşittir 300 ise sonra ne yapıyorduk? Kat sayısı 5, kat sayısına bölüyorduk her tarafı. X'i yani bilmediğim sayıyı bulabilmek için. O zaman x eşittir 300 bölü 5'ten de 60'ı bulabiliriz. Demek ki şimdi bu sorunun cevabını yapmayı nasıl öğrendik? Orantıdan yola çıkarak eğer 5 kitap 15 TL ise 20 kitap ne kadardır şeklinde gördük. Nasıl yazdık? 5 bölü 15 kitabın fiyatına olan oranı eşittir. Gene kitabın fiyatına olan oranı orantıda ne dedik? Hangi cinsten yazılmışsa karşıdakinde de o cinsten yazmamız gerekecek. Bunun bir kısa yolu daha var. Şu birinci yolu olsun. Şu zaten ikinci yolumuz. Asıl bilmemiz gereken yol bu. Üçüncü yolda da, kısa yolda da şöyle bir şey yapabiliriz. Ne dedik? 5 bölü 15 eşittir. 20 bölü x mi dedik? Evet. 5, 20'nin kaç katı? 4 katı. O zaman x de 15'in 4 katı olacak. 15'i 4 ile çarparsak zaten 60 olduğunu görebiliriz.